Merhaba JT Squad, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Gerçekten bugün, yani bu video çok 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 eğleneceksiniz. Yemin ediyorum vallahi. Bak şimdi Turkish police racist against blacks in Turkey. Türk polisleri siyahlara ırkçılık yapıyorlar mı? Türkiye'de. Okay, if you ask this question, yeah, what would you say? What would be your answer? I mean, I would say no. I've never been in Cyprus. Yeah. Cyprus. I've never experienced something like that before. I think most of them are like Turks. And that's Cypriot. Yeah. So, I've never experienced it though. But in Turkey, we've never been to Turkey, so we don't know. And being yours, yeah. Hopefully, this video will give us more insight about it. Ama şey tepki sesleniyoruz. Türkiye'de bir Tanzanyalı. Türkiye'de bir Tanzanyalı. Evet, o da Türkçe şeyler. O da Türk şeyler yapıyor. İzlemek istiyorsanız yani onu bilirsiniz. Yani. Öyle işte. Ama videoya girmeden önce lütfen abone ol, videoyu paylaş. Bizi Instagram'da takip edebilirsiniz ve yorum yazabilirsiniz. İkinci kanalımıza abone olabilirsiniz ve videoya geçelim. Benim adım İmanuel Agustin. İlk defa beni keşfediyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Tamam, the only black person that doesn't speak Turkish. Çok hızlı konuşuyor. Çok güzel konuşuyor Türkçe. Ha? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi başlıkta bugün Türkiye'deki polisler hakkında bilgi vermek istiyorum. Yani yaşadıklarımı 5 yıl boyunca Türkiye'deyken polislerle... Okay, 5 plus. One more. Wow, that's like... You're good though. You're smart though. What? Just 3 years and your Turkish is good. I mean, but his is like faster and so... Yeah, it's like... Press on to show. Ben düşünüyorum. Yani gördüğümüz gibi arkadaşlar Amerika'da büyük problemler oluyor şu an ve bu polisler, polis ve insan. İnsan dediğim zaman yani biz. Polis olmayan insanlar. Hani polis ve you know insanlarla büyük bir anlaşmazlık oluyor. It's like press on, but press is like even better. No. Like press, the thing is, press is not fast, but like his grammar is always perfect. You understand? Because he's still like looking for the worst to say. Don't start feeling yourself. Amerika'da özellikle. Ve bunun hakkında sizinle paylaşmak istiyorum ve Türkiye'deki polislerle hakkında düşüncelerimi söylemek. Dün bir video çektim. İlkçilik hakkında, zenci konusunda, Türkiye'de yaşadığım ilkçilik hakkında konuştum. Ve size tavsiye ediyorum, izlemediyseniz lütfen burada izleyebilirsiniz. Oraya girin, izleyin lütfen. Tamam, mutlaka çok güzel, belki bir şey öğrenebilirsiniz. Şimdi tepki veriyoruz yani. Polislerle biraz konuşayım. Bunu dürüst bir şekilde söylemek istiyorum. Eğer başka yabancı varsa yorum kısmına yazabilirsiniz sizin düşüncelerini. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla ve arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla onları gerekirse, mesela bir problem varsa o zaman polis olarak çalışıyor. Yani diyelim mesela sokakta geziyorlar. Yani hiç kimse dokunmadan, hiçbir problem yapmadan geziyorlar, sadece insanlara bakmak, bu ortamda sakin mi, problem var mı, okay? Bro, how did you learn Turkish? Did you take it as a course, like? Exactly, like, damn man, he's speaking so fast and fluently, yeah. Like, like he was born in Turkey or something. Speaking like English, like the way we speak English. Öyle yapıyorum. Mesela biz kordonda oturuyoruz, Alsancak'ta içiyoruz falan, böyle çekirdek falan. Ya ama ben karşıya kalıyorum. He's from İzmir, you know? Alsancak. He's in İzmir. He lives in İzmir. Yeah. Ama ben karşıya kalıyorum baba. Allah'ım. Bir sıkıntı yok. Etrafta polis geziyor. Hiçbir problem var mı yok mu onu bakmak için geziyorlar. Böyle motorlarla geziyor, arabayla geziyorlar, bazen yürüyerek geziyorlar. Zaten bekçi yazan böyle bizde geliyor, biraz soru soruya muhabbet falan ediyoruz. Hiçbir sorun yok. Bazen mesela ben eskilerde böyle arkadaşlarımla birlikte böyle takılıyordum birkaç defa, iki defa falan. Sonra geç saatte otobüsler yok. Ve biz yurda gitmemiz gerekiyor. O zamanlar ben yurda kalıyordum. İncil hattında. İncil mesela biz yürüyoruz ya da otobüs bekliyoruz böyle, o zaman çok geç bir saate.
İlk defa falan polis bizi alıp yürüne kadar götürdü bizi. Anladınız mı? Bu biraz değişik bir şey. Actually, someone said, really? This before though, that the police give them the body where girls. So, black. Yeah. Wow. Wow. Yani burada gördüğüm kadarıyla polislere insanlara yardım ediyor. Mesela birkaç tane bir istiyorsun, o yamca diyor ki poğaça falan istiyorum, fasulye falan. Bu demek eve geçiyor polislere yardım isteyen insanlara, onlara yardım ediyor. Yani böyle kavga olan ya da insanlarla kötü davranan bir polis hiç görmedim çünkü. Honestly, yeah, I've heard about this too, like police shooting a random person, like the way we hear it in Nigeria, in the US, because this doesn't happen in the UK too though, like police just randomly shooting civilians because they feel. Yaşadığım zamanda, yani bu güzel bir şey, yani çok merhametli, yani çok çok güzel bir polis sistemi burada gördüm. Başka bir şey şöyle, ben ilk geldiğimde konaktaydım, konağa gittim. Böyle şey, ikamet, çok fazla belgeler böyle yapmamız gerekiyor, göçlere size gitmemiz gerekiyor, tercümeni yapmamız gerekiyor, çok fazla belgeleri teslim etmemiz gerekiyor, kontrol ediyoruz falan. Ben ilk geldim, hiç bilmiyorum, hiç mesela göçlere nerede falan filan, sadece ben de çok yabancılara yardım ediyorlar. Mesela gidiyorum, polise gidiyorum, adam iş yerinde duruyor böyle. Bakıyor, gidiyorum, nasılsın şey, böyle anlatmaya çalışıyorum, o zamanlar Türkçe bilmiyorum. Böyle bir yere, böyle bir yere gitmek istiyorum, gösteriyorum ona güzergahı, bakıyor, adrese bakıyor. O iş yerinden bırakıp benimle birlikte gidiyoruz, mesela Göç Verisi'ne kadar gidiyoruz. Orada bütün işlemleri tamamlıyorum. Bana soruyor, her şey, başka bir şey var mı, yerli misin, bir şey yok. Yok, adam gidiyor, tekrar gidiyor onun yerine, anladınız mı? Sadece bana değil, çok insanları gördüm, yabancılara hep. Hani polislere gidince, onlara sorduğun zaman sana istediğin bir şey yapıyorlar. Mesela nereye gitmek istiyorsun, ona kadar götürüyorlar seni. Yeah. Öyle bir şekilde çok böyle hiç hani insanlar ve polisler arası bir problem görmedim burada ve çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bence en güzel ve keşke bizimki mesela Tanzanya'daki polis böyle olsaydı ya da Amerika'daki polis böyle olsaydı. Yani yardım etmek için, sadece devlet için, korumak için değil, insanların ne istiyor? İnsan nasıl yardım edebilirsin? Çünkü insanlara, orada akrabalarımız var, onlara kötü davranan insan demek iyi olmayabilir, anladınız mı? Yani bu benim düşüncelerim. Yani polis sistemi burası gayet çok güzel ve çok iyi bir şekilde gidiyor. Belki yabancı olduğum için, belki kötü olaylar var, ben belki ya göremiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla sadece bir ortamda korumaya çalışıyorum. Mesela biz bazen dediğim gibi Asancak'a gidiyoruz. Asancak biliyorsunuz çok kalabalık oluyor. Orası eğer bir mesela müzik, dans ediyoruz bir yerde çok fazla insan var. Dışarıda polis geliyor, orada duruyor. Yani tam ne için oradaki ortam yani güvenlik bir şekilde olsun, insan eğlensinler, ondan sonra eve gitsinler, orayı kendi işi yapmış oluyor, anladınız mı? Ama mesela bizde orada bir şey olsaydı, demek o polis gelseydi, görebilirdi orada ve oradan para almaya hani para falan isteyebilir. Ama orada adam sadece burası... Bro, welcome to the club. Yeah. Sadece adam kendi işi yapıyor, sonra giriyor. Buradaki polis öyle görüyor. Ya da bir... Diyelim insanlar bazen haksızlık şeyler olabilir, devletten olabilir ya da bir kurumdan olabilir ve bazen insanları protesto yapıyor. Protesto yapmak normal bir şey ve her yerde protesto yapan, aile içinde de bazen bazı şeyleri anlaşamıyoruz, ben, baba, anne falan. Bu normal bir şey, bu insanlık bir şey. İşte protesto yaparken, Türkiye'de gördüğüm kadarıyla protesto yaparken polisleri şey yapıyor, kenara duruyor. Bir şey koruyor böyle, yani eğer herhangi bir problem çıkacaksa onları yardım edecekler. Öyle bir şekilde gördüm. Ama diğer türlü gördük arkadaşlar, Amerika'da ne oluyor? Şu an hani insanları protesto yaparken polisler tamamen insanlara kötü bir şekilde davranmaya başlıyor. Özellikle eğer sen siyahsan daha fazla problem olabilir. İşte arkadaşlar benim düşüncelerim bunlardır. Türkiye'deki polis sistemi çok iyi, çok beğendim. And about the protest, I think you're very right. Because yeah. The same thing just happened recently in Nigeria. Ben gördüğüm kadarıyla kötü bir şey görmedim. Siz neler düşünüyorsunuz? Sen yabancı olabilirsiniz, şimdi izleyelim. Gördüğüm kısmı neler düşünüyorsunuz, düşünceleriniz nelerdir?
doğru mu yanlış mı söylediklerimi yanlış olabilir. Ben İzmir'de kalıyorum, başka şehirlere gittim birkaç tane ama çok fazla yaşamadım. Belki oralarda farklı olabilir ama gördüğüm kadarıyla burada biraz farklı. Benim adım Mara Gaston, abone olmadıysanız lütfen abone. So, bro, when are you going to teach me Turkish? Ne zaman öğreteceksin bana? Tamam, neyse. So, what do you guys have to say about? Yeah, I don't know. I've never experienced or seen police arrest here. I don't know much about Turkey, but yeah, I haven't seen it. Even though I think I've heard a couple of times, but I've not seen it, so. Yeah, that's like most of the things is just like what we hear though. Yeah. In another city, because in our city, I've not seen that, to be honest, I've not. Öyle işte arkadaşlar, hani gördüğünüz gibi, yeah, cevap aldınız, cevap. Hey, Türkçe. Türkçe betrayed you. Evet, cevabı gördünüz, öyle işte. Ve evet, videoyu bitti. Yeah. Galiba abi, like at, videoyu paylaş, bizi Instagram'da takip edebilirsiniz. İkinci kanalımıza abone olabilirsiniz ve Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. İki defa söyledim onu. Tamam, neyse. Bir dahaki sefere görene kadar, barış!